Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz. Bu videomuzda da sizlerle bir son durum videosu yapalım dedim. Birkaç tane bilgi içerikli video çektim. Biraz da son durum videosu yapalım. Akvaryumlarımızda neler oluyor? Akvaryum odamızda ne gibi gelişmeler var? Bununla ilgili sizlere bilgi içerikli bir video olsun. Şöyle bir balıklara bakalım mı? Önce anaçlarımızdan bakalım. Oldukça gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Çok güzeller. Dişilerimiz renksiz olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok hareketliler, çok canlılar. Bakın. Neredeyse sudan çıkacaklar. Hepsi bir yana toplanıyor. Biraz heyecanlandılar akvaryum ışığını açınca ama karanlıktı o da. Gerçekten keyifleri yerinde, çok sağlıklılar. Kocaman bir maşallah sizlerden istiyorum. Şimdi buraya ektiğimiz bir bitkimiz vardı. Bir önceki videolarda anlatmıştım. Hidroponik sistemle tarım yapım videosu. Bu bildiğiniz dostlar ev sarması. Yani evlerde kullanılan iç mekan sarması bu. İç mekan sarmasını gördüğünüz gibi akvaryuma ektim. Şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum ama hafif hafif şöyle netleyelim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi köklenmeye de başladı. Yani oldukça başarılı gidiyor bir sistem. Demek ki bu canlı bitki sudan beslenebiliyor ki suda kök salmaya başladı. Gelişimi devam ediyor. Çünkü sararma falan olmadı gördüğünüz gibi. Yepyeşil kardı. Bir de şöyle bir yapraklar koymuştum aynı bitkiden. Bunlar sarardı mesela. Bunlar mesela ölmüş yaprak. Ama gördüğünüz gibi bu ölmedi. Demek ki hidroponik sistem akvaryumlarda işe yarıyor. Gerçekten faydalı olabiliyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz ev sarması. Yani evlerde, iç mekanlarda kullanılan patos bitkisi yanılmıyorsam. Ev sarması bu. Güzelce akvaryumda kullanabiliyoruz. Yani illa akvaryumun dibinde bitki yetiştirmeye gerek yok. Eğer bitkilendirmek için uygun kumunuz, bitkilendirmek için uygun ışıklandırmanız mevcut değilse bu sorun değil. Böyle iç mekan bitkileri var. Patmos gibi. Bu bitkiyi de suda yetiştirebiliyorsunuz. Bu benim tecrübemdir. Gördüğünüz gibi köklenme yaptı. Önemli olan köklenmesiydi. Acaba köklenir mi diye düşünüyordum. Oldukça da güzel köklendi. Maşallah diyoruz. Keyifler yerine balıklarımızın. Şöyle bir göstereyim hepsini. Kamerada hepsi çıksın. Akvaryumumuzun da genel durumu güzel. Bitkilerimiz gördüğünüz gibi plastik bitkilerimiz olmasına rağmen akvaryumda siyah arka fon, beyaz kumla birlikte ve taşlarımızla birlikte oldukça güzel bir ambiyans oluştu. Daha yapacaklarım bitmedi akvaryumda. Şu an yani biraz bir başladık akvaryumu yapmaya ama bundan sonra nasıl dizayn edebilirim akvaryumu, bununla ilgili düşüncelerim var. Canlı bitki kullanmayı düşünmüyorum. Yine böyle plastik bitkiler, taşlar, maketler, suya salınım yapmayacak. Bunlardan kullanmayı düşünüyorum. Şu an aklımda ne gibi bir şey yapacağım o yok. Açıkçası birkaç tane plan var. Bu plandan hangisini uygularım, hangisini yaparım o tamamen son kararıma bağlı. Şu an gördüğünüz gibi taşlarla bitkiler ve filtreleme sistemi oldukça güzel oldu. Şu orta boş kaldı, biraz arkalar boş kaldı. Buralarda bir şey yapmak gerekiyor. Yani şuraları bir belki plastik bitki, belki evler, bir şeyler, maket evler, suya salınım yapmayan bir şeyler yaparız dostlar. Güzel olması gerekir çünkü bu akvaryum güzel olmayı hak ediyor. Ben burada böyle oturuyorum koltuğumda, akvaryumlarımı izliyorum. Yani görselinin güzel olması gerekiyor. Şu anda güzel evet ama daha güzel olabilir. Daha güzel olması için de çalışmalar yapıyorum. Düzenlemeler yapıyorum. Birkaç ay içinde muhtemelen tam olarak istediğim seviye veya istediğim seviyeye yakın bir seviyeye bu akvaryumu getireceğiz inşallah. Evet, akvaryumla ilgili konuştuk. Burada da yavru balıklarım var. Yaklaşık 40-50 tane. Bunların da gördüğünüz gibi
keyifleri yerinde. Maşallahları var. Gün geçtikçe büyüyor dostlar. Keyifleri yerinde. Hemen altı da pislemişler gördüğünüz gibi. Bunların dip çekimini yapmak gerekiyor. Muhtemelen bu büyük akvaryumun yarın suyunu değiştirirken bunların da dip çekimini yapmam gerekecek. Çünkü bayağı pişirmişler. Biraz da büyümüşler maşallah. Güzel şeyler yapacağız bunlara. İnşallah bu anneleri babaları gibi güzel, akıllı balıklar olacak bunlar. Bunlara inanıyoruz. Şimdi bir de şuraya bakalım. Burada da gelişmelerimiz var. Isığımızı yakalım abi balıkları görebilmek için. Evet dostlar. Bahsetmiştim birkaç video önce. 4 tane damızlık dişi almıştım arkadaşımdan. Onlar yavrulamaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle mesela bakın bir tane yavru var. Gidiyor. Yaklaşık 8-9 tane yavruladılar. Tabii net demiyor. Balıklar da küçük olunca hareket ediyorlar. Net demiyor. 8-9-10 tane yavru yaptılar. Daha da çok inşallah yavru yapacaklar. Çünkü karınları şiş, bayağı da dolu. Hele 2 tane anacım var benim. O 2 anacımın karnı tamamen böyle davul gibi çok dolu. Onlardan büyük beklentim var. Yani onlardan bir 20-30 tane yavru bekliyorum. 20-30 tane yavru yaparsa her biri. Daha benim yavru yapacak balıklarım da var. Çok güzel şeyler inşallah olacak. Bayağı canlı kanlılar maşallah ya. Keyifler yerinde balıklarımızın. Erkek HP White'larımızın da forumları çok güzel. Şu da çok güzel gördüğünüz gibi kocaman. Bu balıkların hepsi benim yetiştirdiğim balıklar dostlar. Yani bunlar bu kadar küçük küçük balıkken büyüdüler, bu kadar oldular. Büyüyorlar, yavrular yapıyorlar. Tamamen benim emeğim bunlar. Bunları gördükçe de tabii gurur duyuyorum. Eşe dosta bu balıklar çoğaldığı zaman verince biraz buruk ayrılıyoruz ama gerçekten yani insan bu balıkları görünce kendi evladı gibi oluyor. Çünkü bu kadarlardı. Yetiştirdim, bu boya getirdim ben. Ve kayıpsız getirdim. Yani bir hiçbir kardeşi falan ölmedi bunların. Bu şekilde geldiler boya. 30 tane yavru varsa 30 yavrunun 30'u da bu şekilde büyüdü. Kayıpsız büyüttü inşallah. O yüzden bunları görünce insan vay be diyor, neler yapmışız. Kayıpsız büyütmek çünkü büyük bir meziyet. Genelde lepistes yavruları hani iyi bakılırsa akvaryum koşullarına falan büyür ama önemli olan kayıpsız büyütebilmek. Hani 50 yavru varsa 50'sini de büyütebiliyorsan helal olsun derim. Bu benim için de geçerli. Yapan çok tecrübeli akvarist dostlarımız da vardır. Veya tanıdığımız, tanımadığımız dostlarımız da vardır. Onlar da yapıyorsa gerçekten helal olsun derim ben. Çünkü kayıpsız balık büyütmek çok zor. Ya yani mutlaka bir kaybı oluyor. Ben bu hobiye girdiğim zaman önce lepisteste hani Japon balığından diğer balıklardan lepistes balığına geçtiğim zaman çok kayıp veriyordum. Yani 30 yavrudan 10 ölüyordu, 20'si büyüyordu. 15'i ölüyordu, 15'i büyüyordu. Ama gördüğünüz gibi artık kayıpsız büyüyorlar. Bu da gerçekten mutluluk verici. Şöyle bir son durum videosu yapmak istedim dostlar. Hem sizler için de kanalda bir video olsun. Bundan sonraki videolarımız yine bomba gibi içerikler. Videoları hatta ben hazırladım arşivde. Her hafta içi her gün bir video atmayı planlıyorum saat 5'te. Bu şekilde kanala video atacağız inşallah. Cumartesi ve pazar videolarımı çekiyorum. Hafta içi de 5'te videoları kanala atıyorum inşallah. 5, 6, 7 gibi. Sizi videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Ya amacım sadece hani bir şey olsun, bu hobiyi sevdirelim insanlara. Kesinlikle bir farklı bir amacım yok. Bu hobiyi sevdirebilmek için karşılıksız her gün kanala video atmaya çalışıyorum hafta içi her gün. İnşallah sizlerin de hoşuna gidiyordur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dostlar. Bu da balıkları bir kez daha çekelim uzaktan. Şöyle. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Balıklarınıza çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.